Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından iyi günler. 98.6 frekansında yayın yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu ve GTV için hazırladığımız üniversitemiz bölümlerinin tanıtım programına hoş geldiniz. Ben Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden Eda Nazlı. Ben Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Zeynep Yiğit. Programımızın bu bölümünde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Koyulhisar Meslek Yüksekokulu'nu sizlere tanıtacağız. Konuğumuz Koyulhisar Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Doktor Öğretim Üyesi Ahu Kutlay. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Hocam, üniversite tercihinde bulunacak arkadaşlarımıza okul tanıtmak ve onlara yardımcı olmak adına hemen sorularımıza geçiyoruz. Evet, buyurun. Sayın Hocam, Koyulhisar Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi verir misiniz? Örneğin kaç bölümünüz var? Okulumuzda şu anda aktif devam eden 3 bölümümüz var. İlk önce ormancılık ve orman ürünleri programımız var. Ormancılık bölümünün altında. Bu bölümümüz şu anda hani alımı yüksek, kamuda ataması olan bir bölüm. 2012-2013 eğitim öğretim yılından beri aktif olarak devam etmekte. Bir diğer programımız posta hizmetleri programı. 2018 yılından itibaren yine öğrenci alımlarımız devam ediyor. Diğer bölümümüzde bu yıl aktif hale geldi. Sosyal güvenlik programımız var. Sayın Hocam, okulumuzun akademik kadrosu hakkında da bilgi verir misiniz? Akademik olarak biz 8 akademisyen görev alıyoruz. Bir doktor öğretim üyesi ben bulunmaktayım. 7'de öğretim görevlisi elemanımız var. 9'da idari personel olarak hizmet veriyoruz öğrencilerimize. Hocam, geçen yıl yerleşen öğrenciler bazında taban ve tavan puanları kaçtı? Ormancılık bölümümüzün taban puanı 204 ile... Ormancılık ve orman ürünlerimizin en düşük taban puanımız 206-275 arasındaydı. Posta hizmetleri programımızın 173 ile 244 arası, sosyal güvenlik programımızda 185 ile 241 arasındaydı. TYT puanıyla alıyoruz biz ön lisans programı olduğumuz için. Hocam, okulumuzdan mezun olan öğrenciler hangi lisans programlarına geçiş yaparak lisanslarını tamamlayabiliyorlar? Okulumuzdan mezun olan her 3 programımız için bakacak olursak, ormancılık ve orman ürünleri programımız orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, ağaç işleri endüstri mühendisliğine geçiş yapabiliyor bu programımızdan mezun olan öğrencilerimiz. Posta hizmetleri programımız ise lojistik, uluslararası lojistik ve ticaret, uluslararası ticaret ve finans ve bunlara eşdeğer bölümlerde 4 yıllık devam edebiliyorlar. Sosyal güvenlikte ise sosyal hizmetler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkisi, iktisat, işletme, maliye ve sosyal sigortacılık ve sosyal güvenlik programlarına 4 yıllıklara geçiş yapabiliyorlar. Tabii ayrıyetten ön lisans programlarını siz de bilirsiniz. Açık öğretim fakültelerinden 4 yıllık programlarına yine dikey geçişle geçiş yapabilirler. Hocam, okulumuzdan mezun olacak öğrencilerin iş imkanları nasıl? Biz program olarak 3 bölümümüzün de iş istihdamında şanslıyız. Bölümlerimiz gözde bölümler arasında diyebiliriz. Ormancılık ve orman ürünleri programımız hem kamuda hem özel sektörde iş imkanları var. Kamuda baktığımız zaman orman muhafaza memuru olarak görev alıyorlar. Orman işletme müdürlüklerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın altında, doğa koruma ve milli parklarda ve bunların altındaki müdürlüklerde görev alabilirler. Aynı zamanda özel sektörde de özel ormancılık üretimi, orman ürünleri işleyen fabrikalarda ve fidanlık işleriyle, üretimiyle yapan peyzaj firmalarında bile çalışabilme imkanları var. Diğer programı da söyleyeyim. Tabii ki. Posta hizmetleri programımızda PTT'nin dağıtıcı ünvanıyla görev alabiliyorlar. Aldıkları eğitim sürecinde postanın dağıtılması, iş akışları, süreçleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Bunları yürütebilecek özel kargo şirketlerinde görev alabiliyorlar ve aynı zamanda özel kargo şirketi işletmeciliği ya da yürütmesini aldıkları eğitimlerle, kanunlarla, çerçeveler doğrultusunda iş yeri işletebiliyorlar.
sosyal güvenliği söylemedim. Sosyal güvenlikte de SGK ve işkur bünyesinde çalışabilmekte. Buna ek olarak özel sektör bünyelerinde, işletmecilikte, insan kaynakları, muhasebe ve halkla ilişkiler, işletme bölümlerinde ne yapabiliyorlar? Bu meslek elemanı olarak görev alabiliyorlar. Aynı zamanda da tüm program mezunlarımız 3001 KPSS atamasıyla da farklı memurluklara başvuru yapabiliyorlar. Hocam, öğrenciler koy lisarda nasıl vakit geçiriyorlar? Sosyal imkanlar hakkında kısa bilgi verir misiniz? Koy lisarda, tabii koy lisar küçük, şirin, yeşil bir alan. Sivas'ın biraz hani coğrafyasından farklı bir coğrafyaya sahibiz biz. 2 adet kafe, restoran tarzı merkezde bulunan yerlerimiz var. Buradan yararlanabiliyorlar. Kendi öğrencilerimiz burada canlı müzik yapabiliyor. Hani orada öğrenciyi de teşvik edebiliyorlar. Kendileri burada eğlenebiliyorlar. Çevre illere, Sivas'a, Ordu'ya, Tokat'a günübirlik gidip gezip gelebiliyorlar. Yine ilçemizin yeşil ortamının bulunması imkanıyla da Eğriçimen yaylamız, Sarıçiçek yaylamız, günübirlik havaların güzel olduğu dönemde gidebiliyorlar. Veya kaymakamlık, belediye, kimi zaman öğrencimize veya hani kendi imkanlarıyla da burada kahvaltı yapmaya, piknik yapmaya ya da doğa yürüyüşlerine çıkabiliyorlar. Bu imkanları var. Biz kendimiz teknik gezi düzenleyebiliyoruz. Arazi gezilerimiz oluyor. İl ve ilçe, çevre ilçelerle birlikte voleybol turnuvamız ya da futbol turnuvası olabiliyor. Yine ilçe bazında okulumuzun içerisinde de voleybol turnuvası, masa tenisi turnuvası, satranç turnuvası gibi turnuvalar yapabiliyoruz. Tabii aynı zamanda bu sosyal etkinliklerin olduğu gibi okulumuzda bir kütüphanemiz, bilgisayar laboratuvarımız, çalışma sınıfımız var. Çalışmak istedikleri zaman kendilerini bu imkanları da sunabiliyoruz. Aynı zamanda hocalarımızın 2 yıldır yaptığı sinema günleri etkinliğimiz var. Haftada 2 gün sinemaya gelerek gösterim yaparak orada kendileri de bizlere oyluyoruz hangi filmi izlemek isterler. Onlara göre bir yön çiziyoruz. Sayın hocam, öğrenciler sizi neden tercih etmediler? Son olarak öğrencilerimize neler söylersiniz? Öğrencilerimiz bizi, bizim bölümlerimiz ilk başta da söylediğim gibi atamalarının olabileceği, hani hem memurla devlet memurluğuna geçişlerde atamaların olabileceği 3 tane bölümümüz mevcut. Hem ormancılık bölümü, hem sosyal güvenlik, hem de post hizmetleri programımızda bize geldikleri zaman KPSS puanlarını alarak atamalarının olabilir. Ve dikey geçişle yine önlerini tercih ettiklerinde atamalarını daha farklı koşullar, şartlarla yapabilirler. Bizleri tercih etmelerinin hem akademik kadromuzla hem de vermiş olduğumuz eğitim imkanlarıyla onlara iyi bir eğitim sunabiliriz. Teşekkür ederim. Bugün Koyulhisar Meslek Yüksek Okulu öğretim elemanlarından doktor öğretim üyesi Ahu Kutsal hocamızla beraberdik. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz.